Arkadaşlar merhaba. Kültür ve medeniyetimize yön verenler dersinin ikinci haftasında yine beraberiz. Bu videonun alt kısmında bu videonun slaytı, bu videonun PDF biçimi ve ilk iki haftanın konularıyla ilgili etkinlikler bulunmaktadır. İndirmek isteyenler videonun altındaki linkten yararlanabilir. Medeniyet nedir? Medeniyet, uygarlık anlamına gelir. Medeniyet, bir toplumun tüm unsurlarını yani maddi manevi varlıklarını, düşüncelerini, bilimini, sanatını, teknolojisini, canlı türlerini ve ürünlerini kapsayan çok geniş bir ifadedir. Türklerde medeniyet uygarlık olarak geçmektedir. Bu husus Uygur Türkçesinden gelmektedir. Farabi, medeniyet kavramı üzerinde duran ilk Türk düşünürüdür. Filozofun hareket noktası, insanın tek başına karşılayamayacağı ihtiyaçlarını dayanışma, yardımlaşma ve iş bölümü çerçevesinde gidermesi ve kendi türüne özgü yetkinliklere ulaşması için toplumsal bir hayat oluşturma zorunluluğudur. Farabi'ye göre şehirler birleşip milleti, milletler topluluğunu teşkil eder. Köy, mahalle, sokak ve aile şeklindeki toplumlar insan türü için gerekli iyilik ve yetkinliklerin kazanılacağı bir ortam hazırlayamaz ve ancak şehrin temel dokusunu oluşturma bakımından anlam taşır. İşbirliği ve iş bölümünü sağlamak üzere bir toplum meydana getiren insanlar kendilerince tanımladıkları bir mutluluğa ulaşmayı amaç edinirler. İlk çağlarda küçük gruplar halinde avcılık ve toplayıcılıkla göçebe bir yaşam tarzına sahip olan insanlar, Neolitik çağda tarımla birlikte yerleşik hayata geçmiştir. Verimli tarım alanları ile su kaynakları etrafında kurulan ilk yerleşmeler, zamanla büyüyerek şehir yerleşmelerine dönüşmüş ve insanlar arasındaki etkileşim daha da artmıştır. Medeniyetlerin ilerlemesinde insanların yerleşik hayata geçmesi, ateşin bulunması ve yazının icadı gibi gelişmeler etkili olmuştur. Geçmişten günümüze dünyanın farklı bölgelerinde coğrafi, siyasi, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisiyle medeniyetler kurulmuş ve bu medeniyetler birbirlerini etkilemiştir. İlk medeniyetlerin kurulmasında elverişli iklim şartları, su kaynakları, verimli tarım toprakları gibi coğrafi faktörlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bunların yanı sıra ticari faaliyetler, toplumlar arası etkileşimi hızlandırarak medeniyetlerin gelişmesine yardımcı olmuştur. Bunların yanı sıra ticari faaliyetler, toplumlar arası etkileşimi hızlandırarak medeniyetlerin gelişmesine yardımcı olmuştur. Coğrafi şartların farklı olması, medeniyetlerin göstermiş olduğu gelişim düzeylerinin de farklı olmasına neden olmuştur. İlk medeniyetler genel olarak orta kuşağın ılıman iklim özelliklerine sahip bölgeleriyle verimli topraklar ve su kaynakları çevresinde kurulmuştur. Mısır medeniyeti, Mezopotamya, Hint, Çin ve Anadolu medeniyetleri genelde akarsu boylarında kurularak gelişim göstermiştir. Dikkat ederseniz medeniyetler suya her zaman yakın olmuştur. Temsili resimde Mezopotamya medeniyetini görmektesiniz. Bir başka medeniyet, Mısır medeniyeti, yine Nil Nehri'nin kenarında kurulmuş bir medeniyettir. Başka bir medeniyet, Kumagene medeniyeti, Anadolu'da kurulmuş bir medeniyettir. Hitit medeniyeti yine Anadolu topraklarında kurulmuş bir medeniyettir. Ve İslam medeniyeti.
Medeniyet sözcüğünün günümüzde taşıdığı farklı anlamlar vardır. Bunlardan biri medeni insan kavramıdır. Günlük dildeki medeni insan deyiminde olduğu gibi başkalarına karşı görgülü ve nazik davranma konusunda insana kendisini kontrol etme yeteneği veren kural ve değerler bütünüdür. Buradaki medeni kavramı bu anlamı taşımaktadır. Medeni kelimesinin diğer bir anlamı, gelişmiş olarak kabul edilen toplumu gelişmemiş sayılan toplumlardan ayıran özelliklerdir. İnsanlığın ulaştığı birikim ve gelişmişlik düzeyini ifade eden bu tanım, bu düzeyin batılı toplumlarca kaydedildiği anlayışı ile genelde modern batı medeniyeti ile özdeş anlamda kullanılmaktadır. Bu bencil olduğu kadar gerçeklerle de örtüşmeyen bir anlayıştır. Batı medeniyeti denen şeyin temelinde bütün insanlığın katkısı ve birikimi mevcuttur. Ayrıca Batılıların her zaman sergilediği çifte standart uygulamaları olumsuz ve bencil örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Medeniyet kavramıyla ilgili bir diğer anlayış, ortak özellikler gösteren sosyal gruplar ve bunların bütünü de medeniyet olarak algılanmaktadır. İnsanlığın modern batılı hayat tarzına ulaşıncaya kadar geçirdiği varsayılan farklı aşamaları ve bu aşamaların çeşitli bölgelerde ortaya çıkan eserleriyle bunların oluşturduğu bütünü ifade etmek için kullanılan bir tanım olmaktadır. Eski Mısır medeniyeti, İslam medeniyeti, Hint medeniyeti, Orta Çağ Hristiyan medeniyeti gibi kullanımlar bu anlamı ifade ederler. Aynı şekilde Grek ve Roma medeniyeti, Osmanlı medeniyeti, İngiliz medeniyeti, Fransız medeniyeti gibi millet ve devletlerle bağlantılı olarak da değerlendirilebilir. Sonuç olarak birlikte yaşama insanları uyumlu ve medeni yapar. Birlikte yaşayıp da medeniyetten nasipsiz, herkese zarar veren uyumsuz insanlar da elbette hep var olacaktır. Devletler de zaten bunun için var olurlar. Adaleti ve güvenliği sağlamanın yollarını yöneticiler bulmakla yükümlüdür. Başarı burada gösterilen gayret ve alınan sonuçlarla ortaya çıkar.